Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir analik videosuyla ile arkadaşlar. Uzun bir süre analik ihmal ettik ve dedim ki bir analik çekeyim dedi fırsattan istifade. Sonra analikçiler abi nerede abi nerede diyorsunuz. Alın size analik işte çekiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu zamana kadar olan bir sorular vardı. Ee, onları da hemen şimdi anlatacağım size arkadaşlar. Sonra bir transfer dönemini bitireceğiz. Ondan sonra bir sim yaptırırız. Sonra bir ikinci transfer dönemine gireriz. Şöyle takım bir toparlarız arkadaşlar. Böyle Abi bu göndermek istiyorum artık takımdan gençler. Şimdi e, ilk önce şu maaş bütçesini nasıl yükselteceğiz diye bir e, sorunuz vardı arkadaşlar. Ben bunu ilk videoların ilk serilerinde zaten size anlattım gençler. Bunları bunlarla anlattım. Bunları şunlarla anlattım. <laughs> bütçe ayarları. Arkadaşlar menajer ofisi bütçe ayarlarına giriyorsunuz. Tamam bak kişi hasatları primi hepsini maaş bütçesi al olarak işaretliyorsunuz. Sadece sözleşme opsiyonları ödemelerini yani işte maç başına 1000 euro işte ya ayarlıyorsunuz ya işte gol atma primi falan. Onları da transfer bütçesiyle öde diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın bunların hepsini maaş bütçesi olarak al diyeceksiniz. Başka türlü maaş bütçenizi yükseltmenin bir yolu yok. Veya alttan genç oyuncuları bulacaksınız. Onlarla işte düşük bütçeli sözleşme imzalacaksınız Yüksek bütçeli oyuncuları elinizden göndereceksiniz. Başka bir şansı yok. Zaten başarı geldikçe Zaten kişi hasatlarını zaten cebine alıyorsun. Ürün satışlarını alıyorsun. Müsabak ödülü primleri işte şampiyon ligindeki çıktığı maçlar bilmem ne. Bunların hepsi sana maaş bütçesi olarak geri geliyor. Okey miyiz? Bence okeyiz. Güzel oldu. Şimdi bu bir. Arkadaşlar. ikincisi bazı arkadaşlar ki abi bende şey gözükmüyor. Ee, ne der onun adı? İşte bende genç Messi yok abi. Şu Messi yok abi. Arkadaşlar bakın. Ben bir genel bir yama yükledim. Genel bir yama yüklediğim için de oradan gelen oluşturulmuş oyuncular var. O genel yamanın da linkini o seride bir yerde paylaştım. Bunların hepsini size verdim. Oradan alın. Veya hala almadıysanız şuradan bir MyClub oyuncusunu içe aktar diyorsunuz. Şunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. İşte içe aktarabilir ve bakın MyClub'da sözleşme imzalamış olduğunuz efsane önce yani legendlar ve ikonlar buna okey dediğiniz zaman arkadaşlar e, ee, içeriliğe içeriye aktarılabiliyor. Bakın şimdi bendeki ikonlar bunlarmış ve legendlar. Ben şimdi onayla dersem bunları oyunun içine atacak. Ben de çok fazla gerçekçilik olmasın. Ya yani gerçekçiliği çok fazla aykırı olduğu için ben de bunları içeriye almıyorum. Siz isterseniz alın. Bir arkadaş şey yazmıştı ya abi sen de genç oluşturmuş da genç Messi gözüküyor. La oğlum o yamayla geldi ve ben onları transfer etmedim yani. Bir de böyle yorumlar yapıyorsunuz beni deli ediyorsunuz. Sanki ben onu transfer etmişim de bir öyle yazmış. Ya abi çok gerçekçi ya sen sen hala genç mesciller var. La oğlum transfer etti mi ben böyle muta? Gördün mü sen? Yok. Ee ya ben oyunu bu şekilde zaten oynuyorum yani Senin onu orada görmen bir şey değiştirmiyor. Ben transfer yaptım mı o adamı? Yapmamışım. Messi'yi almışım mı takım'a? Almamışım. O oyunculardan işte bilmem kimi Cruyff'u almış mıyım? Almamışım. Ee e onlar orada dursun. Yani duruyorlar onlar orada yani. Ben transfer etmiyorum ki. Ben transfer etmediğim gibi başka takımlarla transfer etmiyor onlar arkadaşlar. Siz onu onlara oyuna dahil etmeniz siz dahil edeceksiniz. Yani onu gidip de başkası işte Arsenal, Marsenal kimse gidip o havuzdan onu almıyor. O sana ait. Oyuna sen sokarsan atıyorum mesela Messi'yi aldın. Oyuna sen onu kendin soktun. Bernamut'u aldım ben Messi'yi. E sonra satarsam ve tabii ki başka takımın eline geçecek ama ben satın almadığım sürece o oyuncular yani benim yamayla yaptığım oyun, yamayla gelen oyuncular işte buradaki My Club oyuncularımı başka takımlar Alamıyor Okey miyiz bunda da? İnşallah bunda da okey. Süper. Ondan sonra yani bana şunları tekrar tekrar niye anlattırıyorsunuz gençler ben Şimdi nerede kaldık? Bir saniye görüşmeler arkadaşlar. Şimdi şu takımda bir abidik gubidikler var. Tamam mı? Şimdi e, maaş bütçesi falan zaten yerlerde. <laughs> 3,5 milyon euroya ne yapacağız oğlum? Manyak mısın? Şimdi Sergio Ramos'u falan satmayacağız. Onlar çünkü bana e, bir 2 sene sonra iyi para kazanacak arkadaşlar. Tamam mı? Ben şimdi buradan e, benim OOS bölgem çok şişti. Bana göğ lazım. Göğ lazım olduğu için şuradan para kazanacağım. Mesela Mason Greenwood'u satmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, forvet'im de var. Don Yelmal'ım var. Havers var. İbrahim var. David var. Yani ee, bunu elden çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden transfer listesine gönder dedim. Bu bir. Zaniolo'yu da göndermek istiyorum arkadaşlar. Ee, Havers'in kalmasını istiyorum. Çünkü Havers daha iyi bir oyuncu. Zaten serbest kalma ücreti 135 milyon euro. Zaniolo 89. Yani burada birisini tercih etmem gerekiyor. Ben Havers'i sevdiğim için arkadaşlar. Bunu da Çutluyorum arkadaşlar. Zaniolo'yu da göndereceğim. Gö almam lazım. İyi bir göğ yok bende şu anda. Arkadaşlar eksiğim o. Zaten İbrahimović, Canatın ee, David'i de acaba göndersem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ee, ikone mi ya? Yani şundan bir tanesini göndermem lazım. Ya ikoneyi göndereceğim çünkü hem maaş bütçesi açılsın, hem bir göğe alayım şöyle iki tane sağlam göğe alayım da orta saha bir otursun arkadaşlar. Yani ee, ya David ee, ya da bakalım yaşlarına David dursun 24 yaşında gençmiş. 26 yaşındaki bence şeyi gönderelim. İkoneyi mi gönderelim? Ne diyorsunuz? Ne yani sonuç olarak? Ee, bunda da. Tamam babacım. Gönder abi. Gönder, gönder, gönder abi. Onu da gönder. Upamecano dursun. Almendra. Almendra tam bir yedek oyuncu aslında arkadaşlar. Yani yedek göğü. Bakalım başka kim var? Emerson... Tevezimiz var bu arada arkadaşlar. Yani tevez de arkadan geliyor. Bu da genç. Şu anda 18 yaşında. Yani Canat'ın David'i bile satabilirim. Tevez'in sözleşmesini uzatıp bak. O da olabilir. Ya bunlar mesela Bustos. Mesela eşenko Bunları artık göndermek istiyorum arkadaşlar takımdan. Eschenko. Ee, Bustos zaten takım. Antrenman zaten şu anda 80'de kalmış. Dümdüz ilerliyor. Bunları da satalım. Adriano'muz dursun yükselişte zaten. Şu anda grafiği görüyorsunuz. Bakın yukarıda grafiğe. Adam yukarı doğru çıkıyor. İyi bir şey. Ee, Burak Yılmaz yukarı doğru çıkıyor. Matuidi'miz dursun. Warmer ee, senden olmadı be gülüm. M Matuidi dursun. Burak Yılmaz Miranda gönder. Sergio Ramos dursun. Eşenko'yu gönderdik mi? Gönderdik. Joao Moutinho yükselişte. Belki bundan bir para mara kazanırız. Çünkü grafik yükselişte görünüyor. Thiago Silva'mız güzel dursun bence arkadaşlar. Emerson'umuzda e... Kim var bende? Bustos'u gönderdik mi? Gönderdik. Emerson dursun o zaman. Eşenko'yu da gör. Tabii. Emerson duracak. Mecbur duracak arkadaşlar. Bir tane de güzel bir sabek almak istiyorum arkadaşlar. Böyle sağlam bir sabek. Ee, şimdi bakarız kimler var. Oyunu bir ilerletelim. Satış yapacağız mı? Bir bakalım. Gelen paraya göre Sergio Ramos form tutamadı. Oğlum adam da 17 yaşında. Ne formu tutacak Sergio Ramos? Beni sinirlendiriyorsunuz şuradan bir çay içeyim. Evet gençler. Yeni gelen İbrahim Uç beklentileri açtı diyor. Adam. Yetenek abisi bize oyuncu getirmiş. Forvet getirmiş. Arkadaşlar forvet getiriyorsun da birader. Ha Fodun gelmiş bak gö. E biz bunu satmıştık geri mi alacağız? He <laughs> ben bunu satmıştım. Ya maaş bütçesi uyarsa geri alırım Foden'ı yani. 86'lık Fodun abi. Niye almayayım? Transfer düşmeni başlat bakayım. Oha. Altı ne oğlum? Yok abi. Bunu biz zittin seni alamayız abi. Yok. <laughs> Altı buçuk ne abi? Öyle bir şey yok yani. Daha şunları alamıyorum abi. Bakar mısın? Bak gınabiler falan geldi ama. Bakın arkadaşlar. Yıllık maaş bütçelerine bakar mısınız adamlar? Şu anki aldıkları maaş bunlar. Bak. Bak bu Foden 3, 3 milyon 834 bin euro alıyormuş benden 6 milyon euro istiyor görüyor musun? Tam yan çar. Bizi bizi silkeleyecek bu da ha. Aklınca bak bak bak. Şimdiki aldığı maaşa bak bir de bizden 6 6,5 istiyor. 6 400 istiyordu. Ulan fodu. Almıyorum lan. 76 milyon euro değeri varmış piyasa değeri. Hmm. Serbest kalma ücreti 122 milyon euro işte. Çok para kazandır bu 122 milyon euro da. Yani biz bunu şimdi yarı fiyatına alsak da 122'ye satsak o 10 numara iş. Sözleşme bitişi. 2027'de bitiyormuş. 3 sene sonra. Hmm. Almayacağım ya. Devam edelim. Abi acele etmeyelim. Bak daha burada Neymarlar falan var arkadaşlar ama maaş bütçem yetmiyor arkadaşlar. Bakar mısın Neymar'ın maaşına? 13 milyon euro alıyormuş şu anda. Yani orada heyecanlanıyorsunuz biliyorum ama abi orada Neymar var falan. Abi alamıyoruz ya. Maaş bütçemiz yetmiyor. Yoksa alacağım da. Mesela bak. Aa bak mesela Power alabiliriz. Hakimi alabiliriz bak. A hakimi var dur. Sabek. 26 yaşında. Harbi mi? Kaç para istiyor bu? 4 milyon 121 mi istiyor? E şuna bir gönderelim. Sabek'e ihtiyacım var gençler. 31 milyon euro verelim. Arkadaşlar. Sözleşme süresini 5 yıllık yapalım. Yıllık maaşı 3200'e düşürüp oynadığı maç bonusu değil de Oha lan çok istiyor lan. Yok lan şöyle bir göndereyim abi tırsım. O 6000 euro ne oğlum maç başına manyak mısın sen? Eşref hakimi alabiliriz arkadaşlar. Sağ beke güzel olur. Ee, eşref hakim olmasa bir de power'ta sallarız ama onun biraz hızı yok. Bakalım gelecek mi kimler gelecek. Yine ilerletiyoruz gençler. Zamanı ileri al. İleri yavrum. Hadi bakayım. Hı. Hmm. Aha ben çıktım lan. Kendime karşı oynayacağım gençler. Kendime karşı oynayacağım. Lig açılışı bölüm 1. Arkadaşlar o ben e, Leeds United'ı kendi şeyim olarak yapmıştım işte logosunu falan değiştirdim ondan sonra işte o ana ligde mesela onu seçseydim ben şu anda ana ligde onu seçseydim ben şu anda kendi takımı yönetecektim. PES Başkanı takımını yönetecektim ama e, ana ligde onu seçmediğim için şu anda benim karşıma rakip olarak geldi çünkü o normalde Leeds United. Ama ben onun arkadaşlar logosunu falan kendi logom yaptım. İşte formalarını kendi formamdan yükledim. PES Başkanı formalarını yükledim arkadaşlar. O yüzden şu anda öyle gözüküyor. Kafanızı karıştırmasın yani. Taraftarları gururlandıracağız diyor Steven Gerrard. O da çıktı tezahürat yaparlar ve karşılığında biz de onlara iyi bir oyun veririz. Tamam Gerrard, göreceğiz şimdi kime ne oyun veriyorsun göreceğiz. Yapıştırabilirler bize ha daha. Premier hemen şöyle bir oyun planından bir gelelim. Bu arada görüşmelerden şeyler var. Arkadaşlar ee, Haaland Greenwood demiş ama niye öyle bir şey demiş? Şimdi bir dakika. Emerson Ben Emerson'u tercih ederim. 82 Emerson. Ee, burada arkadaşlar ben bunun kaşında Burada arkadaşlar Marquinhos'u alacağız. Hiç boşuna heves yapmasın kimse. Eee Havertz'im yok. Havertz'i Zaniolo'nun yerine koyacağız şimdilik. Bunun yerine de ee, mecbur. Mecbur seni alacağım. Ee, Jerome Değil İbrahim şu belki ama yok. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Werner'i atacağız ileriye. Zaten İbrahimovic'i de yedeklerde duracak mecbur. Aa, bizde iyi forvet varmış lan. Hmm. Ne yapacağız gençler? Bu arkadaşlar ikonayı satlık sesine koyduk. O yüzden ikonayı buraya alalım şeye. Tamam. Geçmiş talimatlar diyelim. Çakılı kalma. Çakılı kalma. Kontra hedef. Kontra hedef diyelim. Ee, defans tam defans orta. Ortayı kapat güzel. Şunu biraz geride karşılayalım. Kontra atak uzun pas. Oynasınlar ama bu kısa pas bence daha iyi. Şöyle de şunu çekelim. 69 takım ruhuyla yenileceğiz bir ihtimal de. <laughs> Olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Gömdüm. Pes başkanına yeniliyoruz gençler. <laughs> 3-0. <laughs> Lige kötü bir başlangıç yapıyoruz gençler. Neyse canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Bizim için önemli olan takımın göğsünü bir oturtursan bir göğsünü. <laughs> ne oluyor lan? Ha geldi bizim sosyal artist. Ha, hareketlere bak. Ne diyorsun lan? <laughs> Daha ilk maç lan. Zırto. <laughs> i̇lk maçtan hemen bilmem ne falan filan. Ne oluyor lan? İlk maçın günah olmaz derler. Eşref Hakimi. 3 milyon 400. A geliyor. A süper. 3,5 milyon euro maaş vereceğiz. 3,429. 35 milyon euroya da adamı alıyoruz gençler. Tamam. Okey. Şartları kabul et. Eşref Hakimi Sabek takımıza katılıyor gençler. Maaş bütçesi 127 bin. Maaş bütçesi zıçtı. Zamanı ileri al diyoruz gençler. Hemen şey bir ileri alalım. Uzun top mu oynasaydık lan? Asa kontra hedef veriyorum abi. Niye uzun topu ben onu kısa pas yaptım ki? Uzun pas yapsaydım keşke. Bu kim lan? Ensame Avrupa'da en iyi oyuncu ödülünü kazandı. Ensame kimdir oğlum? Besame bir de öyle, bir de öyle şarkı vardı. Besame mucho Şuraya mı oturayım diyor. Ulan her zaman bana bu soruyu soruyorsunuz. Alan git oraya otur diyor. Ya ne yapayım? Abi ilk defa geldim bu da buraya diyor. İşte bir yantin sürmüş saçlarına eşref hakimi gençler. Bir yantinli aşraf hakimi. Bitirici bek yakışıklı çocuk geliyor. Tamam. Şimdi görüşmelere gel abi. Tamam. Eşref hakimi aldık. Şimdi şu eee bunlara kimse teklif vermiyor. Bunlar bizim elimizde kaldı gençler. Ne yapacağız da? e, ee, dur şunu uzun pasa çevireceğim vazgeçtim. Kısa pas bizi mahvetti arkadaşlar. Uzun pas. Şunu da şöyle biraz 6. kademeye getirelim. E, ee, Emerson'un yerine yeni transfer. Nerede la yeni transfer? Eşref Hakimi oyuna giriyor. Bustos'un yerine de Emerson'u alıyoruz. E, ee, Greenwood'un yerine tamam. Bunlar zaten biz Burak Yılmaz'ı falan şey vermedik mi ya? Kiralık. Nasıl vermedim abi? Verdi. Bir dakika ya şunları bir kontrol edeyim abi. Ee... Aa ben bunu kiralık vermemişim. Ulan. Kiralık listesine gönder. Kiralık listesine gönder. Bunu zaten satıyorum. Sergio Ramos. Zaten şu anda kiralık. Yok. E bunu, ben bunu yeni mi aldım da? Yok. Kartesine gönder. Miranda zaten e, transfer listesinde, Eşenko transfer listesinde Joao Motinho. Ya bunu da sat ya. Bunu uğraşamayacağım. Transfer listesine gönder. Adriano transfer listesinde gençler. Transfer listesinde mi koymuşum ben bunu? Ama sonra kiralamışım arkadaşlar. Allah Allah. De, değişik şeyler yapmışım. Bustos transfer sitesinde Thiago Silva hayır. Onu transfer sitesine koymayacağım arkadaşlar. Thiago Silva'yı da kiralığa göndermek istiyorum. Tevez ee, şu anda Union Berlin'de kiralık sözleşmeleri bitiyor arkadaşlar. Bunların hepsinin sözleşmesini yenilememiz lazım. Hmm, kiralık yenilenemez diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar zamanileri al diyelim. Abi hiç oyuncu satamadık ki ben anlamadım. Ne yapacağız yani? Hı -hı. Chelsea geldi. Buyur. Yapıştırdı Chelsea bize. 4-0. Uzun top. Uzun topa dönünce işin rengi değişti gençler. Chelsea'ye 4 tane salladık. Leeds United'dan 3 taneydik ama Chelsea'ye 4 tane sallayınca keyfimiz yerimize geldi arkadaşlar. Güzel oldu. Evet. transferin son günü diyor oğlum bu. E ee, ne yapacağız abi? Eldekilerle devam mı la? Vay anasını lan. Vay anasını lan. Aha takım yönetimini yandı. Görüşmeler. Takım. Bustos'a teklif geldi. Southampton'dan. Bustos'un pazar değerine bak. Ulan Bustos. Hemen vermeyeceğim. Öyle hemen vermem. 5 milyon verin. Ne diyor? Teklif edilen miktar makul. E tamam hiç oynama o zaman. Tamam tamam. Lan hadi hadi hiç oynama. Tamam hadi vazgeçtim. Tamam. Ustosu takımdan gönderdik gençler. Lan gele gele Bustos'a mı teklif geldi ya? Abi Grimwood'a falan niye teklif gelmiyor yani? Çok mu kötü Grimwood? Aha bir tane daha yandı. Takım. İno ikone. Bak 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 43 milyonluk adama bak 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 27 veriyorlar. Bak, bak Allah'ını seversen bak. Satar mıyım oğlum? Keriz miyim lan? Görüşmenin sona erdir. Yok abi. Bizde öyle oyuncu yok abi. Tok satıcıyım ben. Ben tok satıcıyım baba. Bana adam gibi 3 lira 5 lira fark olsun pazar değerinden yani. Adam tutunca yarı fiyatını veriyor. Dursun. Ne olacak? Kullanırım ben onu bir yerde. Devam acelem yok nasılsa benim. Ya şurada Sergio Ramos form tutma form deyip duruyor. Aynı şeyleri söyleyip duruyor. Kime geldi teklif? Zaniolo. 50 milyon Tigres. Ha. Şimdi 50 milyon geldi. Bunun yıllık maaşı da 2 küsür var. Bize birazcık nefes aldırır. Şöyle yapacağız. Yeniden görüşme yapacağız gençler. Hemen 50 milyonu kabul etmeyeceğiz. Şöyle bir ne kadar bu pazar değeri? 63. 60 isteyelim. Bakın Kloster'ıma da teklif gelmiş ama onu satamam abicim. Kusura bakma. Aa, bunun da serbest kalma ücreti 52 milyon diyor arkadaşlar. Bunu benim biraz e, güncellemem lazım. Buna yeni sözleşme vermem lazım. Eğer 52 verirlerse bak serbest kalma ücreti 52795. Bu oyuncu benden gider. Sözleşmesini yenileyip serbest kalma ücretini yükseltmem lazım. O yüzden şöyle yapacağız. E, görüşmeleri sona erdir diyeceğiz. Bir. Bir. İlk önce bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. İkincisinde de şöyle bir şey yapıyorsunuz. Transfer politikası diyorsunuz. tek Tümünü reddet diyorsunuz arkadaşlar. Oyuncuyu ee, alıma kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kimse teklif yapmasın diye. Bak bu da çok önemli bir size detaydır bende. E, bunu kapatırsanız arkadaşlar bu oyuncuya teklif gelmez. Tamam mı? Yani gelir de gelmez. Yani ee, Tutup da birisi tutup da şimdi 52-795 vermez buna. Çünkü tümünü reddet dedik. Tamam mı? Durum bu. Güzel bunu da öğrendiniz. Hemen şuna Zanyolo'yu bir güncelleyelim abi. Yeniden görüşme yap diyelim. Bir 60 isteyelim abi Tigres'ten. 60. Başka kulübe satma opsiyonu da %25 diyelim. Bakalım. %30 mu diyelim? Hadi %30 diyeyim. Hadi. Bir olta atalım. Bakalım oltamıza gelecekler mi? e ee, bizi hiç oyuncu almadık. Oğlum biz buldurmadık. Oyuncu sattık. Ben bir şey anlamadım bu işte. görüşmeler. Aha Greenwood'a teklif gelmiş ama Eee abi nedir bu ya? Düşük ağzına tüküreceğim ya. Bir 70 65 falan ver bari ya. Ha %30'u kabul etmişler arkadaşlar ama şeyi veremiyorlar. Eee... Tigres. Yani bunu öldü fiyatına yani 19 milyon euro fark var ee, Zaniolo. Şimdi i̇koneyi satmayacağım. O zaman Zaniolo'yu satıp ikone ile devre arasına kadar devam ederim arkadaşlar. Zaniolo'yu göndereceğiz. Ee, şunlarla bir yeniden görüşme yap diyelim. Ya bu da çok düşük verdi ama bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Yeniden görüşme yap diyeceğim. Tabu kadar istemeyeceğim. <laughs> Merak etme bu kadar istemeyeceğim. Ee, bir 70'i görsün bu oyuncu. Ee, başka kulübe satma opsiyonu da %30 diyelim. Bir okey diyelim. Tamam. Tamam oğlum, tamam. Ne oldu abi? Baba ne oldu? Z şey Greenwood ne oldu abi? %30'u kabul ediyorlar da 63 milyon euro veriyorlar ya. Bunun şey neydi? Yıllık maaşı 3. 366. Zaniolo'nun yıllık maaşı neydi? Birisinden birisini tercih etmem lazım arkadaşlar. Ee, Grimwood'u Shanghai Spae gönderelim. Ben bunu oradan zaten geri alırım arkadaşlar. 23 yaşında. 25 yaşında. Yani Grimwood... Lider ikinci seviye. Bunun maaşı 3. Üç... Tamam bunu gönder abi. Maaşta yer açılsın. Tamam. Şartları kabul et. Tamam. Güzel. Güzel güzel. Şimdi arkadaşlar devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Zaniolu'yu ee, Zaniolo'yu da sonra satarız. Yani. Aa Şampiyonlar Ligi. Birinci maç. Ne oluyor lan? Marquinhos babayla gruptan çıkabiliriz çok rahat. Bu bir sabukata kolay grup yok ama ölüm gruba düşmeniz için mutlu olduğumu söyleyebilirim. En kısa süre içinde gruptan çıkmaya garanti etmek boşanan falan filan Inter Milan. Evet gençler. Gerard'la Aha o ne lan? Aha bir şey daha yandı. Ne oldu oğlum? Transfer dönemi bitti şimdi yanar durur anasını satayım. Daha az önce niye yanmadın? Allah Allah ya. Ha yani Warmer'e teklif geldi. Az önce niye teklif gelmedi Warmer? Oha. 36 yani Ha bak adam nasıl teklif veriyor gördün mü? 40 pazar değeri var 36 yani. 3-4 aşağısına ötekiler bizi öldürdü. Bir olta atayım mı bunlara? Bir olta atayım mı? Bak şimdi iyi izle bak. Bakayım ne diyecekler. Başka teklif var mı? Zaniolo'nun teklifi hala masamızda mı? Niye bu aşağı gösteriyorum ben? Ha tamam başarısız evet. Evet başarısız. Tamam. O tamam o geçti artık. O artık geçti. Ha şimdi bana oyuncu göster. Ee, Fodun hala orada bekliyor arkadaşlar. Ee, Saul gelmiş. Kimih gelmiş. Kimi. Joshua Kimi. Bu kim lan? Yok abi. Yok alma. alayım mı lan ama 29 ama ben bunu her şekilde okuturum dost bölgesinde sabek de oynar bu kaç istiyormuş bu yıllık maaşı 10 milyon euro ne oğlum ya Oho birader yok abi ben o zaman şöyle bir şey yapacağım Arkadaşlar bu yani Çünkü bunları sürekli kontrol etmektense şöyle bir şey yapacağız ee, mesela burada Gnabry'ler falan filan Mesela Foden bak gene 6 milyon euro mu istiyor Foden Yok abi adam şimdi 3.5 milyon alıyor Benden 6.5 istiyor la git Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ee, Şu şeyleri ayarlayacağım tekrardan Yetenek avcılarını tekrardan ayarlayacağım arkadaşlar Bir dakika nasıl yapıyorduk onu Yetenek avcılığı ee, Arkadaşlar odaklanacak şeyleri Bütçeye göre diyeceğiz O nerede lan Hah değerlendir, bütçe değerlendir diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Genel derecesi yüksek ama bizim bütçemize uygun veya genç oyuncu yani e, gelişme aşamasında da diyebilirsiniz, genç oyuncu da diyebilirsiniz, faydalı oyuncular diyebilirsiniz. Takımıza faydalı olacak oyuncuları seçer. Ben genelde e, genel derece diyorum, yani derecesi yüksek ama benim bütçeme uygun oyuncuları bulsun arkadaşlar. Hepsini şöyle değerlendirelim, hepsini tekrardan bana yeni bir, yeni oyuncular getirsin. Değerlendir, genel derece. Değerlendir. Genel derece. Defans. Özel pozisyon. Hiçbiri. Tamam. hiçbir Hiçbiri. Tamam. Tamam. Kalacağın yana zaten sıkıntımız yok arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi zaman ileri al diyelim. Şu maçı bir yenelim şu Stabikreş'i. Bir tokatlayalım abi. 3-1. Standart Stabikreş'in çıktı 3-1 yendik arkadaşlar. Uzun topa bir geçtik. Oha. Barcelona Roma bizim gruptaymış. Aa Gençler o zaman bundan sonraki videoyu Barcelona maçını yapayım mı? Bundan sonraki videoyu. Tamam. Barcelona maçını oynayalım. Tamam mı? Şimdi bunu böyle ilerleteyim biraz. Brighton, Hove, Albion'u herhalde tokatlarız yani. Bence tokatlarız. Dur bakayım. Bu da taktı Sergio Ramos'a ya. 6 milyona çıktı maaş bütçesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldık arkadaşlar. Onun. Aha. Adamlar 40 milyon 278 bin artı yüzde 25 satana başka kulübe satma opsiyonu kabul etti gençler. Yani yem, at, yem attık tuttu gençler yani. Zaten serbest kalma ücreti 40685 milyon lan. Adamı iyi sat. Bak bunu güzel sattım. Bak bunu güzel sattım ama. Vallahi bunu güzel sattım. Tamam sattım gitti. Vallahi bunu güzel sattık ben size söyleyeyim gençler. Oh transfer bütçesi yükseliyor. Maaş bütçemiz yükseliyor. 10 numara 5 yıldızız. Bir de Brighton of Halbiyon'a yapıştırırsak. Arkadaşlar ben bunu böyle menajerlik gibi oynuyorum. Mesela eskiden CM vardı işte futbol menajeri. FM vardı. CM vardı. Championship menajeri vardı. Ben biraz bu e, ana ligi o kafada oynuyorum arkadaşlar. Yani böyle menajermişim gibi oynuyorum yani. Sim yaptırıyorum. Sadece önemli maçları kendim oynuyorum arkadaşlar. E, menajerlik gibi oynuyorum yani. Yani istiyorsanız siz de böyle oynayabilirsiniz. Yani hepsini oynamak zorunda da değilsiniz. Eğer iyi bir takım kurduysanız. Böyle sim, ya, sim yapacak derecede iyi bir takım kurduysanız kendinizi oynamayabilirsiniz arkadaşlar. Hakimi form tutamadı diyor. Bizi ha Sergio Ramos'u bıraktı şimdi Hakimi'ye dadandı. Everton'a arkadaşlar Everton'a biz, bizi tokatlar mı? Ne dersiniz? Ah ya bu sport direktörde de bir yakamızdan düşmedi. Fena bir başlangıç olmadı ama. Lakin. Daha ne olacak? Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmışım. Orada ligde sadece bir maç yenilmişim. Fena bir başlangıç olmadı. Aa öyle mi ya? Lütfettin ya. Zahmet oldu. Keltoş. Takım mı? Tamam. Vormer gitti. Evet. Ee, devre arası transfer döneminde Vormer takımdan ayrılıyor. Arkadaşlar. O ne lan? Zaniolo. Ha? Ha? Bak bana böyle tekliflerle gelin. İşte bana böyle tekliflerle geleceksiniz. Bak. Pazar değeri 63 milyon ama adam 74 milyon veriyor. Arkadaşlar bak. Böyle olacak işte. Bak Grimwood'u bana allacele sattırdılar. Allacele sattırdılar Grimwood'u Neyse. Hemen şuna bir yeniden... Tabii ilkini öyle hemen kabul etmeyeceğiz. Öyle yok. Öyle yok. Baba şurada biz 85 yapalım ya. Bir de %25 at sen bana ya sonraki satıştan. Lightspeak hadi sende para vardır lan. Lightspeak. Lightspeak mi nedir? Lipsik mi? Evet geçelim arkadaşlar. Güzel gidiyoruz gençler. Devre arasında takımı uçuracak transferlere hazır olun gençler. Maç atla diyoruz. 3-1 Everton'a da yapıştırıyoruz. Uzun topa bir geçtik. İşin rengi değişti. Neyse bak kendi takımma indim arkadaşlar. Bakın Leeds United bakın. 7. sırada <laughs> onun ismini aslında PES başkanı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ismi verebilirsiniz arkadaşlar. Kendi logonuzu oraya koyabilirsiniz. Ee, bununla ilgili video var çektim. Çekmedim mi? Çektim. Çekmiş olmam lazım. Zaten düzenleden yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Yani niye düşünüyorum ki bende? Forma yüklerken ki videomu izleyin o forma forma videosu var. Orada zaten nasıl yapacağınızı muhtemelen göstermişimdir. E, kendi formanızı yükleyebiliyorsunuz. İşte o logonuzu yükleyebiliyorsunuz. Takımın ismini e, değiştirebilirsiniz. Düzenle menüsünü yapacaksınız zaten. O da bir şey yok. Geçelim gençler. Güzel gidiyoruz. Burnley'i de yapıştırırız herhalde. Burnley'e yapıştırırız herhalde. Diye düşünüyorum. Ah gene taktı Sergio Ramos'a. Allah'ım yarabbim. Tamam o gidiyor anladık. Zanyola'ya mı teklif geldi? Aman Allah'ım. Adamlar 85 milyon euroyu kabul etti gençler. Bak işte böyle satış yapacağız. Bak. Başka kulübe satma opsiyonu %25. Bak bana bunlarla gelin abi. İşte bak. O da satmasaydı muhtemelen böyle bir güzel bir fiyata satardım ama neyse artık o da nazar boncuğu olsun gençler Greenwood olayı. Aceleye getirdi oyun beni. Serbest kalma ücreti zaten 89 milyon euroymuş. Biz 85 milyon euro artı %25 satma opsiyonuyla Zaniolo'yu 3 ebetle uğurluyoruz gençler. Evet evet evet. Evet işte gitti. Oh maaş bütçesi art oğlum. Art oh transfer bütçesi art oğlum. Güzel. Bak bana böyle şeylerle gelin işte. Devre arası bu takım uçar. Gençler. 2-0 yendim. Güzel. Ulan bir an şu kendimi gördüm ya şurada. Lan berabere kaldık zannettim ha. Kendi suratımı görünce orada. Ve 3. sıraya çıkıyoruz. 3. sıra çıkıyoruz sadece bir maç yenildik Arkadaşlar Allah Barcelona maçı gençler Bu video uzar gençler Bir sonraki videoya Barcelona maçı yapacağım gençler Bu video uzar sonra 2 saat YouTube'a yüklemeye çalışıyorum Aslında şimdi oynarım ama Uzun sürüyor ve YouTube'a yüklemesi de baya bir e, Zor oluyor arkadaşlar e, Bence Videoyu şimdilik burada sonlandıralım Güzel gidiyoruz En kısa sürede sadece bir Barcelona maçı yapacağım ve sonra ama yok zaten 20 dakika sürüyor. Video 2 2.96 falan tutuyor. 2.96 GB tutuyor. Sonra ben onu çeviriyorum arkadaşlar. Yani sırf sizin işte böyle internet kotağınız falan gitmesin diye. Ben bir de o videoların boyutunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, beni izlerken. Yani olduğu gibi yayınlamıyorum. Bir de üstüne boyutunu falan düşürüyorum. Uzun sürüyor o yüzden. Yoksa şimdi yine oynar mı yani. Oynamam değil. Ama e, şimdi burada sonlandıralım. Hatta şöyle e, kaydedelim arkadaşlar. Kaydet diyelim. Hemen şöyle üstüne kaydet diyelim gençler. Analik 02 tamam. Güzel gidiyoruz şu anda. Üçüncü sırada sadece bir maç yenildik. O da benim yüzümden oldu. O kısa pas yaptık yani. Kontra hedef verdik oyunculara. Uzun pastan kısa pasa çevirdim. Bence yanlış yaptım. Neyse kendimize yenildik yani. Yabancıya yenilmedik yani. O da artık o kadar olsun arkadaşlar. Leeds United'a yenildik. Bakın hemen benim şapkalı fotoğrafım orada gençler. <laughs> Onlara yenildik ama ligde güzel gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Ee, bir sonraki videoda Barcelona maçını Şampiyonlar Ligi'nde bir de onu şeyde oynayacağım bu arada. Ee, en yüksek şeyde oynayacağım. Neydi o? Genel ayarlar. Süperstar modundayım zaten. Tamam. Süperstar modunda oynayacağım arkadaşlar. O maçı da bilginiz olsun gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki anlık videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.